kim bunlar? Babalar, 40 katır mı? 40 satır mı? Babalar bir şey söyleyeyim. Kimsiniz lan siz? Eh be oğlum, eh be çocuğum. Ah, ah Kaan, ah. Teyze. Kızım. Yıldız arıyor. Kaan abinin meselesini duymuş galiba. Ay, ver, ver. Yıldız, yavrum. Ah. Ah kızım, doğru, doğru yavrum. Ama biz de bilmiyoruz detayını. Ah kızım, ah yavrum. Bugün mahkemeye çıkaracaklarmış. Yok, yok yavrum. Tamam da ben haber vereceğim size yavrum. Serdar'ın da gelmesine gerek yok yavrum. Allah'a emanet olun yavrum. Serdar'a da selam söyle kuzum. Bak görüyor musun? Telaş yapmış oralardan. Ah Kaan, ah yavrum, ah kuzum. Nedir bu başımıza gelenler? Teyze, aşağıda kahvaltı hazırladım. Hadi gel bir iki lokma bir şey yiyelim ha. Yok yavrum, ben bir şey yemeyeceğim. Teyze, hiçbir şey yemiyorsun, olmaz böyle. Hastalanacaksın. Hem Kaan abim bilse böyle yaptığını ne kadar üzülür. Hadi kırma beni. Tamam kızım, sen git. Gelirim ben. Bekliyorum. Ah çocuğum. Ah çocuğum. Ya bozok baba. Olmadık zamanda sana bir dur geliyor. Ben dalalım diyorum bu lavuklara. Sen ayağın ışık gibi bakıyorsun bana. Ya, yemin ediyorum madara olduk bu çakma nicelere. Kim bu herifler? Alo, kimsiniz lan siz? Oğlum ne ayaksınız maskeli beşler gibi ha? Bıraksana! Rahat. Yürük, sakin. Rahat dur. Rahat mı durayım? Babalar ne diyorsun sen ya? Bak, bizim köyde esaret altında rahat durana, tutsakken türkü söyleyene derler. Affedersin derler. Ağzını yıka. Hay dedemin çorabının alacalı püskürü. Lan siz var ya. Çıkar. Ya oğlum tanım ya. Hay dedemin kör çakısı ya. Komutanım. Ya komutanım ben de diyorum. Ya bozuk baba niye duruyor? Yoksa yani neticede bunlar tüsitler. 2 dakikada derdest ederdik yani lavuk. Yani tabii siz hariç komutanım. Aşk olsun komutanım ya. Kafanı nasıl böyle ittim de dönüpse dıktım seni ama. Ha? Nasıl tüsiklet ya? Allah Allah. Allah Allah. Ya. Aşk olsun değil mi bayram? He. Kafaları bastırdın. He. Aşk olsun, meşk olsun bayram. Sana aşk olsun esas ya. He? Ruski, ha? Ne diyorsun bayram? Aşk olsun ha bayram. Ulan bayram, kırdığın cevizler kaç oldu?
bayram. Ya tövbe bismillah komutanım ya. Ya tövbe tövbe ya. Bari sen yapma ya komutanım ya. Allah Allah. Ya konuştun lava bak ya. Uğraşmayın bayramda. Uğraşmayın tamam. Emredersiniz komutanım. Babalar sen nasıl anladın bizimkiler olduğunu? E oğlum adamlar terörist olsa polisleri öldürürdü. Uyuşturucuyu ne attılar görmedin mi? Onu da mı görmedin yani? Ya ben anladım aslında Bozok Baba, ben de anladım. O adrenalinle falan bir mantar olduğunu anladım ya işte de. Ben seni denedim. Ya yüzbancı yüzbancı. Vallahi iyi adamsın, hoş adamsın ama biraz kütlük var sende ya. Kötü. Seyfe. Sana buradan kafayı küt diye bir koyarım. Ne diyorsun lan sakallı mirket? Sakallı mirket? Sakallı mirket. Bu ne yok? Yani kötü anlamda şey etmedim. Yani iyi tarafından yani. Sen böyle çok böyle tensiyonlusun ya o anlamda. Ya stratejik olarak düşünüp böyle olayların arasındaki analitik bağı şey yapamıyorsun diyerekten iyice sıkıyorum galiba. Ben en iyisi susayım yoksa tüylü geçer. Komutanım şimdi ne yapıyoruz? Oraya varınca söyleyeceğim. Biraz sabır. Emredersiniz komutanım. Oturun. Mahkemeye intikal sırasında mı olmuş bu olay? Evet komutanım. Kar maskeli kişiler polis aracının önünü arkasını araçlarıyla kesip polisleri etkisiz hale getirip Kaan ve Haydar Yüzbaşı'yı almışlar. Polisler. Şehidimiz var mı? Hayır komutanım. Uyuşturucu iğne silahı kullanılmış. Çok uzak bir güvenlik kamerasından alınan görüntüleri emniyet vize geçti komutanım. Polisleri de bayıltmışlar ha? Evet komutanım. Üstelik kullandıkları aracın plakası sahteymiş. Emniyet araştırmaya devam ediyor komutanım. Bütün gelişmelerden haberim olsun. Emredersiniz. Umarım korktuğum şeyi yapmıyorsundur Kofus. Umarım. Kesin yakalandı bu. Emre kesin yakalandı komutanım. Yok oğlum ya öyle bir şey olmamıştır inşallah ya. Galip sakin ol. Belki telefonunun şarjı bitmiştir sadece. Evet. Şarjım bitti komutanım. Heh, geldi Allah'a şükür. Bu iki arkadaş beni orada öylece bıraktı. Lan oğlum neredesin sen? Ya bırak git sarılma bana. Oğlum sen nasıl canlarsın lan? Beni bıraktın gittin orada. Emre iyi misin? İyiyim komutanım ama zor atlattım. Ya şu halimize bakın ya. Kanun kaçağı gibi saklanıyoruz, kaçıyoruz. Daha dün gece polisler silahla peşimden kovaladı. Annemin göz önünde. Kadıncağızın var ya böyle o yalvarışı, bana bir şeyler yapması diye böyle bağırıp çağırması. Aklımdan gitmiyor. Bu çok ağır bir şey komutanım. Yani annem aklıma geldikçe... Ya Uzak Baba. Yapma. Evlat bak. Hepimiz çok büyük bedeller ödüyoruz. Ve maalesef bu bedelleri bizimle birlikte ailemiz de ödüyor. Şimdi sakin ol. İçinde bulunduğumuz durumdan çıkmak için tek yapabileceğimiz bir an önce işe koyulmak. Hangimiz düşerse diğerleri onu kaldıracak. Ve yola böyle devam edeceğiz. Anlaşıldı mı? Emredersiniz. Emredersiniz. Şimdi şu dünkü kadın da Ünal ismini vermişti değil mi? Aynen komutan. Yörük yüzbaşının verdiği isimle aynı. Demek ki Ünal denen adam bütün ihaleyi almış görünüyor. O zaman biz ona ulaşırsak gerisi çorap söküğü gibi gelecektir. Aynen öyle komutan. Efendim? Albayım. Adamın yerini, izini, yurdunu buldum. Bu adam böyle bahis işleriyle uğraşıyor. Bu yasal dışı dövüşler falan var ya onları yapıyor. Ya affedersin ama bu... Tren yemediği kalmamış ha. Geri de şehrin dışında. Şu adresi ver bakayım. Evet.
Tamam. Tamam, ben seni arayacağım. Adamın adresi bu. Komutanım, polisler. Kaan, Haydar, siz hemen yola çıkın. Fabrikanın arka çıkışından biz polisleri oyalayacağız. Emredersiniz. Bayram, benle gel. Mevzi alın. Emre, Galip, siz oraya. Bayram, mevziye geç. İçeridekiler, ellerinizi başınızın üzerine koyun ve teslim olun. Ya komutanım, polisle ne yapacağız şimdi? Allah istiyorsun, çatışacağız mı komutanım ya? Elbette hayır Bayram. Sadece Kaan ve Haydar'ın gittiğinden emin olana kadar dikkatlerini dağıtacağız. Sonra da biz çıkmanın bir yolunu bulacağız. Kılıç, kesin emrimdir. Gerekirse biz kurşun yiyeceğiz ama hiç kimsenin burnu kanamayacak. Ateş edeceksiniz ama hepsini ıskalayacaksınız. Gerekirse havaya ateş edin. Bir polisin bile burnu kanamayacak. Anlaşıldı komutanım. Dikkat edin, ateş açılıyor. Dikkat edin. Komiserim, içeridekiler özel kuvvetler değiller mi? Öyleler. Ne biçim ateş ediyor bunlar? Nereye ateş ediyorlar? Nereye ateş ediyorlar bilmiyorum ama bizi ateş etmek üzere kesin. Komutanım, araca sıkayım mı komutanım? Hayır Emre. Kamu malına zarar veremez. Emredersiniz komutanım. Oğlum ben daha önce hiç böyle ateş etmedim lan. Bu daha zormuş. Sekecek diye ödüm kopuyor. Aman diyeyim beyler. Dikkat edin ha. Allah esirgesin bak. Efendim. Anlamadım. Çatışıyorlar mı? Polisle. Ben hemen ilgileniyorum. Hemen ilgileniyorum, hemen. Oğlum bak buraya. Emredin komutanım. Bu Ankara Emniyeti'nde Şükrü Bey vardı. Onu bana bir bağlayıver. Bir de bir ağrı kesici varsa bir hap gönderin bana. Emredersiniz komutanım. Hadi bakayım. Bu iş iyice çığırından çıktı ya. Kopuz, ne yapıyorsun? Ne haltlar karıştırıyorsun Kopuz? Ünal nerede? Hayırdır birader, siz kimsiniz? Bozok kim olduğumuzu soruyor. Şöyle izah edeyim. Çok iyi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Kimsiniz lan siz? Nasıl girdiniz içeri? Özcan nerede? Dışarıdaki lavuğu soruyorsa... Bir soru sorduk. Yanlış cevap verdi. Sonra da derin bir uykuya daldı. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun Yörük? Vallahi babalar, bak bu da yanlış cevap verdi. Basın gidin lan buradan. Adamın asabını bozmayın. Özel mi burası? Uzarsam ne olacak lan?
lan burada? Ünal, gel gel bir şey söyleyeceğim, gel. Gel güzel güzel konuşacağım seninle. Babalar güzel güzel konuşmayacağım ben. Ben bunu direkt... Bozuk baba, ben daha oğlanın mürüvvetini göreceğim, ona göre git ha. Anladım. Ya da bas anasını satayım ya. Üstsüz benden. Babalar sen arabada kal. Hava soğuk. Keyfine bak. Ne istiyorsunuz benden? Hayatta en ayar olduğum birinci soru. Ne istiyorsunuz? Ne isteyeceğiz lan senden? Sana sorular soracağım. Sen de güzel güzel cevaplar vereceksin. Bir şey bilmiyorum ben. Babalar bak ikinci cevap. En uyuz olduğum. Bir şey bilmiyormuş. Nasıl bilmiyorsun lan? Ulan manyak herif. Oğlum. Oğlum emirleri kim verdi lan size? Kim verdi lan emirleri bize kumpas kurun diye? Dur lan manyak mısın? Doğruyu söyle, kim verdi emirleri? Bilmiyorum. İyi. Babalar. Babalar kolum yoruldu, bırakayım gitsin bu ya. Yapıştır gitsin. Değil mi? Gerisine akbabalar bakar. Hadi. Lazar. Kim? Lazar. Lazar verdi emri. Babalar Lazar diyor. Lazar mı? Lazar Ankara'da mı lan? Suriye'den konuştu benimle. Vallahi çok korktum ha.
Şu polis meselesini kimsenin burnu kanamadan atlattık ya. İçim rahatladı. Öyle öyle. Allah'ıma şükürler olsun. Vallahi iyi yırttık ya. Mümkünse bir daha karşılaşmayalım abi böyle bir şeyle. Yüzbaşım ne yaptınız? Adamı konuşturduk komutanım. Emri Lazar'dan aldığını söylüyor. Lazar mı? Bu hiç mantıklı değil. Lazar böyle bir tuzağı tek başına yapacak iradeye sahip değil yüzbaşım. O sadece büyük bir piyon hepsi bu. Ben de öyle düşünüyorum komutanım. Lazar'ın emri Suriye'den verdiğini söylüyor komutanım. İyi para vermişler. O zaman bu durumda Lazar'ın ipini kim tutuyor onu bulmamız şart oldu. Başka çaremiz yok. Anlaşıldı komutanım. Komutanım bizim ufak bir işimiz var. Onu halledip geliyoruz yanınıza. Anlaşıldı. Hadi gidiyoruz. Ne yaptın Seyfi? Her şey hazır mı? Her şey hazır. Burası da en güvenli yer. Kimse buraya bakmaya akıl etmez. Bana bak lan. İnşallah söylediklerin doğrudur. Eğer yanlış bir şey söylediysen... ...kirkin kafanı bedeninden ayır, haberin olsun. Yürü. Seyfi adamlara söyle, çok dikkat etsinler. Merak etmeyin hiç. Bütün adamları uyarmışım, her şey hazırdır. Biz haber verene kadar bunu burada tutacaklar. Yemine, suyuna da bakacaklar tabii. Güzel. Gel bakalım. Gel, 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 gel. Abi de topla yavaş yavaş. Bana bak ula. Çıtını çıkarma vallahi, erken yaşta gidersin ha. Dön bakalım böyle. Çıt çıkarırsan geber gidersin. Sakın çıkarayım deme. Ona göre. Ula sayende dünyanın en çirkin adamı olmadığımı anladım ha. Tipe bak. Ya hadi gidelim. Yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.